Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hayvanlarda eşeyli üreme, büyüme ve gelişmeyi göreceğiz. Eşeyli üreme, dişi eşey hücresi yumurta ile erkek eşey hücresi spermin hücresinin birleşmesiyle oluşan zigotta yeni bir canlının meydana gelmesi olayına eşeyli üreme diyoruz. Adı üzerinde eşeyli, yani eşli arkadaşlar. Sperm ve yumurta üreme hücreleriyle meydana gelen üreme şekline eşeyli üreme diyoruz. Arkadaşlar, dişi üreme hücresi yumurta, erkek üreme hücresi sperm döllendiklerinde döllenmiş yumurta zigot, mitoz bölünmeler geçirerek embriyo, embriyo mitoz bölünmeler geçirerek fetüs ve sonradan yavru görüyorsunuz. Yavru köpeği görüyorsunuz. Canlılarda bazı hücrelerin farklı görevleri yerine getiren farklı özellikle hücreler olduğunu öğrenmiştik. Bu hücrelerin görevleri de canlının üremesini sağlamaktı. Bu hücrelere üreme hücreleri, yani eşey hücreleri diyoruz arkadaşlar. Bunlar sperm ve yumurtaydı. Arkadaşlar, kaplanda gördüğünüz yavru, eşekte eşeyli üreme yavrusu, kartalda eşeyli üreme yavrusu, ayıda eşeyli üreme yavrusu. Dişi üreme hücrelerine yumurta, erkek üreme hücresine sperm denir. Eşeyli üremenin gerçekleşebilmesi için yumurtanın çekirdeğinin birleşmesi gerekir. Bu iki üreme hücresinin birleşmesi olayına da döllenme diyoruz arkadaşlar. Bakın, burada sperm hücresiyle yumurta hücresinin birleşerek oluşturdukları hücreye ise zigot diyorduk arkadaşlar. Sperm ve yumurta bazı hayvanlarda anne vücudunda birleşirken bazıları dış ortamda birleşir. Suda yaşayan bazı canlılarda sperm ve yumurta anne vücudunun dışında birleşerek döllenme gerçekleşir. Bu olaya dış döllenme denir. Arkadaşlar, balıklarda ve kurbağalarda dış döllenme gerçekleşiyor. Erkek spermlerini ve dişi yumurtalarını suya bırakıyor. Orada birleşip yavru oluşuyor arkadaşlar. Bu birleşme dişi vücudunda değil de dışarıda gerçekleştiği için dış döllenme diyoruz. Karada yaşayan canlılarda ise döllenme anne vücudu içerisinde olur. Bu döllenmeye de iç döllenme denir arkadaşlar. Arkadaşlar, burada insanlarda eşeyli üremeyi görüyorsunuz. Mayoz bölünmeyle erkekte sperm hücresi, dişide yumurta hücresi döllenmeyle birleşti. Zigot mitoz bölünmeler geçirdi ve tekrar mitoz bölünmeler geçirerek büyüdü, gelişti ve yetişkin birey oluştu. Arkadaşlar, mayoz bölünmeyle üreme hücreleri oluşurken daha sonra arkadaşlar zigottan sonra insan vücudunda mitoz bölünmeyle büyüme ve gelişme gerçekleşmekte. Omurgasız ve omurgalı hayvanlar, çiçekli bitkiler ve şapkalı mantarlar gibi canlıların büyük çoğunluğu eşeyli ürerler arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Eşeyli üreme sonucunda oluşan bireyin iki tane atası olur. Farklı kalıtsal bilgiler yavrularda bir araya geldiğinden yeni bireyler kalıtsal olarak ana bireyden farklıdır arkadaşlar. Bireyler arasında kalıtsal çeşitlilik vardır. İnsanda 46 kromozom var arkadaşlar. Bunun 23'ünü annesinden, 23'ünü babasından aldığı için kalıtsal çeşitlilik gerçekleşmekte. Soruyla devam edelim. Çoğalması sırasında şekildeki evrelerin gözlendiği canlı aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar, üreme hücreleriyle meydana geldiği için eşeyli üremedir. Hangisi eşeyli ürer? Bir amayası tomurcuklanarak, bakteri ve öglena bölünerek bunlar eşeği süzülüyordu. Köpek ise eşeyli ürer arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Hayvanlarda büyüme ve gelişme ile devam edelim arkadaşlar. Bitkiler gibi hayvanların da bir hayat döngüsü vardır. Hayvanların hayat döngüsünde yavru dönemi vardır arkadaşlar. Yavrular büyürerek yetişkin hale gelir. Neslini devam ettirmek için ürerler. Üreme sayesinde canlılar nesillerini devam ettirirler. Burada penguen, at, ördek ve aslan da görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir hayat döngüsüne bakalım arkadaşlar. Attaki hayat döngüsü. Erkek attan sperm hücresi mayoz bölünmeyle, dışı attan yumurta hücresi mayoz bölünmeyle oluştu. Bunlar döllendi arkadaşlar. Bir araya geldi zigot. Zigottan mitoz bölünme geçirerek büyüyecek ve gelişecek yavru atı. Yavru at yine mitoz bölünmeler geçirecek, büyüyecek ve gelişecek. Yetişkin atlar meydana gelecek arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir kurbağa iribaşı görüyorsunuz. Yeni daha yumurtadan çıkmış. Bakın, burada iribaş biraz daha büyümüş. Burada yumurtadan çıkan bir kertenkele görüyorsunuz. Arkadaşlar, burada yumurtadan çıkan bir civciv görüyorsunuz. Burada doğum yapmak üzere olan bir ineği görüyorsunuz. Burada aslan, doğum yapmak üzere olan bir aslanı görüyorsunuz.
Burada doğum yapmak üzere olan bir insanı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hepsi eşeğli üreme. Balıklarla devam edelim arkadaşlar. Balıklarda sperm ve yumurtanın birleşmesi suda gerçekleşir. Dişi balıklar yumurtalarını suya dibine bırakırlar. Ardından erkek balıklar spermlerini yumurtaların üzerine bırakırlar. Dış ortamda döllenen yumurta da dış ortamda gelişerek yeni canlıyı oluşturur. O halde balıklarda arkadaşlar dış döllenme, dış gelişme görülür. Bu önemli. Yavru bakımı yoktur arkadaşlar. Yavrularına bakmaz balıklar. Yumurtlama ile çoğalırlar. Yumurtlarlar arkadaşlar. Suda yaşadıklarından solungaç solunumu yaparlar. Arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Karada yaşayanlar ise akciğer solunumu yapar. Kurbağalar. Kurbağalar hem karada hem suda yaşarlar. Fakat üremeleri su içerisinde gerçekleşir. Yumurta ve spermleri dış ortamda döllenir ve gelişir. Bakın arkadaşlar kurbağalarda da dış döllenme. Kurbağalarda dış döllenme ve dış gelişme görülür. Yavru bakımı yoktur. Yavrularına bakmazlar. Yumurta ile çoğalırlar. Başkalaşım geçirirler. Arkadaşlar başkalaşımı daha ileride daha ayrıntılı açıklayacağız. Kurbağa lavraları solungaç, ergün kurbağalar ise akciğer solunumu yapar. Sürüngenler arkadaşlar. Sürüngenlerde iç döllenme görülür ve yumurta ile çoğalırlar. Belirli sayıda yumurta üretirler. Kuluçkaya yatmazlar. Arkadaşlar bu önemli. Gelişen yavrular yumurtalarını kırarak dışarı çıkarlar. Sürüngenlerde yavru bakımı yoktur. Yavrularına bakmazlar. Arkadaşlar burada da iç döllenme görülüyor. Buna da dikkat edelim. Öğrenciler hep karıştırır. Sürüngenlerde iç döllenme, dış gelişme görülür. Yavru bakımı yoktur. Yavrularına bakmazlar. Yumurta ile çoğalırlar. Akciğer solunumu yaparlar arkadaşlar. Kuşlarla devam edelim. Kuşlarda iç döllenme görülür arkadaşlar. Kuşlar yumurta ile çoğalırlar. Fakat sürüngenlerden farklı olarak bir süre kuluçkaya yatarlar. Bu önemli arkadaşlar. Kuluçkaya yatan canlı grubu kuşlardır. Unutmuyoruz. Kuluçka sayesinde embriyonun ihtiyacı olan belirli sıcaklık karşılanmış olur. Gelişimini tamamlayan yavrular yumurtayı kırarak dışarı çıkarlar. Belli bir gelişim seviyesine kadar anneleri tarafından korunurlar. Burada yavru bakımı var, bunu unutmuyoruz. Kuşlarda iç döllenme, dış gelişme görülür arkadaşlar. Döllenme dişi vücudunda gerçekleşirken gelişme dışarıda gerçekleşiyor arkadaşlar. Vücudun içerisinde değil, yumurtladıkları için. Yavru bakımı vardır. Yumurta ile çoğalırlar. Akciğer solunumu yaparlar arkadaşlar. Yumurtadan çıkan bir kuş. Memelilere geçtik arkadaşlar. Memelilerde döllenme anne canlının vücudunun içinde olur. Yani iç döllenme. Embriyo gelişimini anne vücudunun içinde tamamladıktan sonra doğumla vücut dışına çıkar. Arkadaşlar burada yumurtlama değil doğurma vardır. Bunu karıştırmıyoruz. Memeliler yavrularını bir süre sütle beslerler. Yavrular kendi başına beslenebilecek duruma gelinceye kadar anne tarafından bakılır. Yavru bakımı vardır memelilerde. Memelilerde bir doğumda meydana gelebilecek canlı sayısında farklılık görülebilir. Memelilerde iç döllenme, iç gelişme görülür arkadaşlar. Bakın diğer canlı gruplarından farklı olarak iç gelişme var, iç döllenme. Yavru bakımı vardır. Doğurarak çoğalırlar ve yavrularını sütle beslerler. Akciğer solunumu yaparlar. Başkalaşım geçiren hayvanlara hemen geçelim arkadaşlar. Yumurtlayarak üreyen bazı canlılarda yumurtadan çıkan yavru canlı gelişimini tam olarak tamamlamamıştır. Yumurtada besin azlığı buna neden olan bir faktördür. Yarı gelişmiş halde yumurtadan çıkan yavrunun gelişimini dış ortamda tamamlayarak erişkin hale gelmesine başkalaşım denir arkadaşlar. Kurbağa, kelebekte oluşan başkalaşım incelendiğinde yumurtadan çıkan yavrunun ana canlıya benzemediği görülür. Zaman içerisinde yavru beslenerek ve değişimler geçirerek ana canlı görünümüne sahip olur. Başkalaşım geçiren hayvanlar kurbağa, kelebek, böcekler, sinek, uğur böceği, arı gibi böcekler arkadaşlar başkalaşım geçirirler. Hemen kurbağanın başkalaşımına bakalım arkadaşlar. Yumurtalarını suya bıraktılar. Sonra embriyo gerçekleşti. Embriyo arkadaşlar iri baş, bakın şu üçü de iri baş. Sonra arkadaşlar ön ayaklar oluşmaya başlıyor. Şurada görüyorsunuz. Ön ayaklar oluşturduktan sonra artık kurbağa, yavru kurbağa haline geliyor. Akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Yavru kurbağa sonra da ergün kurbağa haline geliyor. Arkadaşlar kelebekte, kelebek arkadaşlar yumurtladı. Yumurta 10 gün sonra larvaya dönüşüyor arkadaşlar. Yani kurtçuğa dönüşüyor. Bir ay sonra da arkadaşlar pupaya dönüşüyor. Bakın pupada 3 hafta sonra kelebeğe dönüşüyor arkadaşlar. Arılar, uğur böceği, ipek böceği, bakın bunlar sorulur arkadaşlar.
sivrisinek, kara sinek gibi bazı böcek türleri başkalaşım geçiren diğer canlılardır. Bu canlılarda yumurtadan çıkan canlı larva olarak adlandırılır. Arkadaşlar, larva belirli bir süre, yavru kurtçuğa larva diyoruz arkadaşlar. Belli bir süre gelişmeye devam ederek ergin canlıyı oluşturur. Arkadaşlar, kurbağanın yumurtası iri baş, sonra ön ayaklar çıkmaya başladı. Sonra bakın yavru kurbağa, sonra ergin kurbağa haline geldi. Yine kelebek arkadaşlar, bakın burada bu şekilde kelebek haline geldi başkalaşımı. Yine burada arkadaşlar larva halinde, yani kurtçuk halinde, sonra pupaya dönüştü. Pupadan sonra da yavru kelebek oluştu arkadaşlar. Bakın burada ipek böcekçiliğindeki başkalaşım. Soruyla devam edelim. Arkadaşlar, özelliğini vermiş kurbağanın. Omurgalıdır, başkalaşım geçirir, yumurtayla çoğalır, embriyo gelişimi dış ortamda olur. Kadir bu kurbağa türüne ait resmi şekildeki gibi kartona yapıştırıp yanına özelliklerini yazmış. Öğrenci kurbağayı çıkarıp hamsi balığı resmini yapıştırırsa kaç numara özelliği değiştirilmesi gerekir? Arkadaşlar, hamsi balığı da omurgalıdır, başkalaşım geçirmez. Demek ki 2'yi değiştirmesi gerekir. Hamsi de yumurtayla çoğalır, embriyo gelişimi dış ortamda olur. Arkadaşlar, o halde 2 numarayı değiştirirse doğru yapmış olacaktır. Soruyla devam edelim. Bir tablo var arkadaşlar, hayvan sınıfı ve özellikleri ile ilgili. Bakalım, kuşlar yumurtayla çoğalır, doğru. Memeliler yumurtayla çoğalmaz, doğru. Kurbağalar yumurtayla çoğalır, doğru. Yavru bakımı kuşlarda vardır, yanlış. Memelilerde vardır, doğru. Kurbağalarda yoktur arkadaşlar, yanlış. Demek ki yavru bakımında yanlışlık var arkadaşlar. Doğurarak çoğalma memelilerde doğru arkadaşlar. Kuşlar ve kurbağalar yumurtlar. Başkalaşım geçirme sadece kurbağalar geçirir. Burada bu da doğru arkadaşlar. Yavru bakımında yanlışlık var. Ömer'in tabloyu hatasız hale getirebilmesi için hangi basamaktaki işaretlemeleri değiştirmesi lazım? Yavru bakımındaki işaretlemeleri değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar, kurbağanın yaşam döngüsüyle aşağıdaki öğrencilerin hangilerinin ifadesi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Yavru gelişimini ana canlının vücudunun dışında gerçekleşir. Bakın arkadaşlar, yumurta vücudun dışında. Berk doğru. Göllenmiş yumurtanın gelişmesi sonucu larvalar oluşur. Bakın arkadaşlar, larva oluşmuş, doğru. Yavru kurbağa oluşumundan sonra iri baş. Hayır arkadaşlar, yavru kurbağadan önce iri baş olur. Yanlış. Reyhan yanlış. O halde hangileri doğru? Berk ve Emre doğru. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki hayvanlardan hangileri yaşam döngüsü sırasında başkalaşım geçirir diyor. Kurbağa ve kelebek geçirir. Yılan sürüngendir, geçirmez. 1-2 olacak cevabımız A şıkkı. Şemada canlıların çoğalma şekilleri takip edildiğinde ulaşılması gereken çıkış aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar, penguen bir kuştur. Yumurtlar. Hemen yumurtlamaya geçiyoruz. Arkadaşlar, burada kertenkele sürüngendir. O da yumurtlar. Yani üçgen çıkışımız olacak. Cevabımız D şıkkı. Sezen'in hazırladığı panoda soru işaretiyle belirtilen yeri aşağıdakilerden hangisi resme yapıştırılmalıdır diyor. Yumurta ile çoğalır, başkalaşım geçirmez, yavru bakımı görülür. Bunlar kuşlarda vardı arkadaşlar. Burada aslan memeli, inek memeli, kurbağa arkadaşlar, sürüngen. Burada papağan kuş olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgiye uygun olarak örnek verilebilecek canlı aşağıdakilerden hangisidir? Bu canlılarda üreme hücreleri suya bırakılır, döllenme suda gerçekleşir. Yani dış döllenme diyor arkadaşlar. Timsah da iç sürüngendir, deve kuşunda iç kuştur, balina memelidir arkadaşlar. Alabalık ise dış döllenme balıktır. Cevabımız C şıkkı olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.